Bursa Spor TV ekranlarında bir kez daha iddia bülteninde sizlerle birlikteyiz. Altan Engin sağlık sorunlarını yavaş yavaş atlattı. Geldi stüdyomuza, konuk oldu. Son durumunu önce senin son durumunu soralım. Görünmüyor ama bir ayak alçıda. Evet. Aşil tendon kopması, aşil tendon reptörü denen bir sakatlık, bizim sakatlık. Biraz da zaman isteyen, bilenler çok iyi bilir. Zaman isteyen, zorlu bir, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz şu an için. Dolayısıyla en az bir zamanımız kaldı. Tabii en can alıcı nokta vücutta, yani aşil tendonun tedavisi. Tabii tıbbi açıdan çok ciddi anlamda bilgi sahibi bir insan değilim ama tabii hastalığımız gerekçesi sebebiyle önemli bilgiler edindik. Biraz sabır, zaman bizim için gerekli olan tek şey. Şu an için görünen o. Zaman sadece birazcık zaman. Evet, aynen. Zaman birazcık yani. Sadece zaman. Her şeyin ilacı. Evet. Ayağında düzelecek inşallah. Tabii Dünya Kupası bitti. En son onun yorumunu alalım senden, Dünya Kupası'nı. Sen de İspanya'ydı favorin ama uzatmaya gideceğini öngörüyordum benim. Evet. O yöndeydi. Beraberlik ortak görüşüm ağırlıklı öyleydi. Bir karşılaşmada düşüncemiz vardı. Ve nitekim çok gollü geçmeyeceği yönünde de yine bir düşüncemiz vardı. Tabii böyle bir İngiliz hakem beklemiyorduk. Çok tabii evet, hakemin yönetimi de çok hakikaten... Yani bence, Dünya Kupası finaline yakışmadı. Bence de çok başarılı bulmadım. Ben bazı unutmak istiyorum Dünya Kupası'nı. Çok... Pek hatırlamak istemedim, Dünya Kupalarından biri ya oldu şimdi bu. Vedat, kalıcı izler bırakan çoğu maç hala hafızamızda. Geriye dönük Dünya Kupası maçlarından çoğusu aklımızda. Ama yani bu Dünya Kupası geride çok maç işte ciddi anca. Anlamda böyle iz İki bırakacak. Maç herhalde akılda kalacak. Yani çok yani bunun finali bile aklında kalmaz. İz bırakamaz diye düşünüyorum bu Dünya Kupası. Ama tabii iyi mücadele oldu. Bir vuvuzela aklımızda kaldı. Evet, vuvuzelayı öğrendik memleket olarak. Unutmadık. Bir vuvuzela gerçeği varmış. Ahtapot'u unutmadık. Ahtapot da başarılı evet, tahminleriyle Dünya Kupası'nın önüne geçti. Vuvuzela ile Ahtapot. En ön plana çıkan Ahtapot oldu. Ahtapot, Pol. Şampiyon Ahtapot diyelim aslında. Evet, şampiyon Gerçek Ahtapot. Şampiyon Pol müydü? Pol, evet. Ahtapot, Pol. Buradan ona tebriklerimizi gönderin. Emekliye de ayırmışlar zaten. Var mı onun yerine koyacağımız bir Ahtapot acaba? Vallahi altyapıdan genç yetenek bir Ahtapot. Pakistan'da bir papağan varmış sanırım. rakip olarak o artık... Bayrağı devralacak. Yok mu bizden gidiyorum. De bir Ankara keçisi çıkmaz çıkıp tavşan da böyle tavşan çıkabilir diyorum ben. Kısmet tavşanları niyet. Oluyor. Niyet tavşanları niyet onlardan tavşan. Olabilir. Tabii işin biraz da komik tarafı. Evet. Hemen o zaman biz de haftanın maçlarına geçelim. Tabii. Hafta içi programında Şampiyonlar Ligi önlemeleri var. Yine Avrupa'dan ligler var. UEFA Ligi'nde yine öneleme maçları var. Onlardan ilki Inter Bakü Leh Poznan Şampiyonlar Ligi. Önlemesinde Azerbaycan ekibi Polonya ekibine karşı. Evet. Hemen alalım yorumunu. Tabii şimdi özellikle iddia programını elimize aldığımız zaman oldukça cazip ve oldukça kalabalık bir maç adediyle karşılaştık. Dolayısıyla bu ön elemeler bizim için gerçekten tahminlerimizi doğru verdiğimiz sürece fırsata çevirecek bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu karşılaşma da gerçekten cazip bir karşılaşma olarak karşımızda duruyor. Tabii Polonya'nın güçlü temsilcisi Leh Poznanlı, senin de belirttiğin gibi Azerbaycan'ın önemli temsilcilerinden Inter Bakü karşı karşıya geliyorlar. Tabii Leh Poznan rakibine göre daha ağır basıyor bu karşılaşmada. Neticede daha fazla Avrupa tecrübesi olan bir takım Leh Poznan takımı. Leh Poznan açısından baktığımız zaman golcüleri Lewandowski'yi Dortmund'a verdiler. 21 gol atmış bir oyuncu transfer oldu Dortmund'a. Bu açığı da geçen sezon Hertha Berlin'den hatırlayacağımız Wisniarek'i kadrolarına kattılar. Önemli, tecrübeli bir oyuncu Wisniarek'te. En azından onun açığını bu şekilde tölere ettiler diye düşünüyorum. Tabii bu maçta Leh Poznan'ın ağır bastığını söyledik. Ancak bu karşılaşmalar iki ayaklı eliminasyon sistemi oynanacağı için belki bu karşılaşmadan alacağı beraberlikle turu evinde geçme olasılığı da söz konusu Leh Poznan'ın. Dolayısıyla beraberlik riski bulunsa da ben yine de her şeye rağmen Avrupa'da tecrübesi daha fazla olan takım Leh Poznan'ın tercihini 1.85'ten izleyicilerimize önermek istiyorum. Evet, 501-2 diyoruz. Ama beraberlik riski de bence de beraberliği de olabilir yani. Gerekiyor bu maçta. Azeri takımların iç sahadaki performansları belli. Tabii ki. Ve ilginç bir mücadele. Yine Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundayız. Levadia Tallinn Debrecen. Evet. Estonya takımı Macar takımına karşı ama bu maçın şöyle bir özelliği var. Geçtiğimiz yıl yine ön elemede iki takım karşı karşıya gelmişler. Kaderin cilvesi bir kez daha karşı karşıya geliyorlar.
geçtiğimiz yıl iki maçı da Debrecen 1-0 kazanmış. Evet. 1-0, 1-0 rakibini elemiş. Bu yıl ne olur? Tabii şimdi senin de az önce belirttiğin gibi geçen yıl Vista Krakow'u kupa dışına itmişti Estonya temsilcisi Tallinn takımı. Ancak Debrecen'e elenmişlerdi. Ve özellikle şu son dönemde Macar futbolunun ben kıpırdandığını hissediyorum, gözlüyorum. Aldıkları sonuçlarla da bizi doğrular nitelikte. Dolayısıyla Macar takımlarına güvenmek lazım. Debrecen Macar Ligi'nde son 5 yılda 4 şampiyonluk yakalamış bir takım. Ve milli takımında, Macar milli takımında çok fazla görev alan önemli oyunculara sahip bir takım. Dolayısıyla risk edip burada Debrecen tercihini 1.90'dan ben önerebilirim izleyicilerimize. Evet. Ve bir hazırlık maçı var sırada. Evet. Büyükşehir Belediyespor Herakles'le karşılaşacak. Özel bir maç. Herakles'e 1.60. Evet. Demiş iddia risk merkezi. Büyükşehir Belediyesi'ne 3.55. Tabii şimdi hazırlık maçlarına bahis yapmak çok da kolay değil. Yani netice itibariyle hazırlık maçlarının oynanış şekli çok sayıda oyuncunun en azından oynadığını, ilk 11 ile başlıyorsunuz. 15-20 dakika sonra sürekli oyuncu sirkülasyonu. İkinci yarıda bambaşka bir 11 çıkıveriyor. Tabii bunlar hep bunlar göz önünde. Tabii yine de netice itibariyle böyle hazırlık maçlarını iyi değerlendirebilirsek kendimize güzel fırsat oranlar yakalayabiliriz. Bu da bizim için iyi bir getiri sağlayabilir. Şimdi Herakles takımı Hollanda'da hani vasat takımlarından biri Hollanda'nın. En azından öyle söyleyelim Herakles için. İstanbul Belediye takımını herkes yakından tanıyor. Gerçekten iyi işler yapabilen bir takım. Futbolu doğru oynamaya çalışan bir takım. Tabii oranlara baktığım zaman da bu tarz bir oranlamanın da ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bizim için fırsatı oluşturacak 0-2 çifte mi? Tabii 0-2 çifte bence çok ciddi anlamda fırsat yaratır bize diye düşünüyorum. Bir de hazırlık maçları genelde İstatistiksel açıdan baktığımız zaman beraberlik yani 1.60'da Herakles'e oynayacağım ama 0-2 oynarım. Tabii yani Herakles bence çok üstün bir takım değil Büyükşehir Belediye'den. Ama tabii yeni hazırlıklar ama yani oyuncu sirkülasyonu da yaşamadı belediye takımı. Yani mevcut kadrosunu koruyor şu an itibariyle. Dolayısıyla 0-2 çifte 1.74 gibi bir kazanç sağlıyor. Yine risk edip mantıklı. Sistem kuponlarında beraberlik tercihinde 3.40'dan denemeliyiz bence. Evet. Ve İrlanda Premier Ligi'ndeyiz. Sligo Rovers, University College Dublin. Evet. Maçı Sligo Rovers 6. Dublin 7. sırada puan durumunda birbirini takip eden iki ekip. Evet. Şimdi Sligo Rovers özellikle son maçta Galway'i 4-3-0'lık bir net skorla yendi. Ve 3 maç aradan sonra tekrar galibiyetle tanıştı. Tabii bu 3 maçı arada dediğimiz zaman 2 bir beraberlik aldığını görüyoruz. Bir yenilgi aldığını görüyoruz Sligo Rovers takımının. Dolayısıyla iyi de bir periyotları var. Sağlam bir defans yapısına sahipler. Tabii bu galibiyetle birlikte yine havaya eski havalarına büründüler diye düşünüyorum. Konuk takım ise gerçekten kötü bir dönemden geçiyor. Özellikle son 5 maçtan 4 yenilgi aldıklarını görüyoruz ki bu açıdan gerçekten zorlu bir dönemden geçiyorlar. Kolej Dublin'de bu maçta önemli bir savunma oyuncusu da sahada olamayacak. Kart cezasından dolayı Ventre isimli oyuncusu da sahada olmayacak. Bu sezon 2 sefer yenmiş Sligo Rovers rakibini. 3-0 ve 2-0'la geçmiş. Dolayısıyla ev sahibi yine galibiyete yakın. 1.70'lik oran bence son derece cazip. Alternatif seçenek isteyenler bence bu maçta üst tercihini de denesinler. 1.95'ten 2.5 gol üstüne de gidebilecek bir karşılaşma bu karşılaşma. Evet bence de bu maç üstü ön planda tutacağımız bir maç olmalı. Ve Brezilya'dayız. Brezilya Serie A maçı Grêmio Vitória 8'er puanı olan iki ekip 7 maçta 8'er puan toplamışlar Grêmio Vitória'nın mücadelesi. Tabii şimdi programı zenginleştirme adına Brezilya Ligi'nden de maçlar aldık. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim en azından. Brezilya Ligi gerçekten bahis açısından çok zor. Ancak bir o kadar da fırsat yaratan bir lig. Yani önemli. Her takım her takımı her sahada yenebiliyor. Dolayısıyla sürprizlerin çok fazla yaşandığı bir lig. Bunları da güzel analiz edip doğru tahmine yönlendiğimiz zaman ciddi anlamda iyi fırsatlar yakalarız. Tabii Dünya Kupası'na verilen bir aylık arada da takımlar sürekli oyuncu transferleriyle ciddi sirkülasyonlar yaşadı.
Bu karşılaşmalara bakarken bakış açımız sanki sezon yeni başlıyormuş gibi değerlendirmek gerekiyor Brezilya Ligi'nde. Tabii ilk karşılaşma Gremio, Victor Bahia. Gremio takımı özellikle iç sahada başarılı sonuçlarla üst sıralardan yer kapma mücadelesi veren bir takım. Ve ara verilmeden önce son iki karşılaşmasında kazanmayı başarmış bir takım. Victoria bu yıl deplasmanlarda 3 puanı bir arada göremeyen bir takım. Deplasman performansının çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz Victoria Bahia için. Dolayısıyla ev sahibi galibiyete yakın. 1.35'lik bir oranı var. Tabii kupon tamamlamak isteyen izleyenlerimiz, oranı yeterli bulan izleyenlerimiz 1.35'ten ev sahibini değerlendirebilirler. Ben biraz daha risk alıp handikaplı seçime, handikaplı bir tercihini 2.20'den yine izleyenlerimize özellikle sistem kuponlarında değerlendirebileceklerini söyleyebilirim. Ve 547 kodlu mücadeledeyiz. Yine Brezilya'dayız. Sao Paulo Havai ağırlayacak. Sao Paulo 11 puan toplamış. 6. sırada Havai 8 puan toplayabilmiş. 12. sırada. Evet, tabii şimdi Sao Paulo oldukça güçlü bir takım. Konuk takım Havai'de teknik direktörlük değişikliğine giden bir takım. Antonio Lopez de bundan sonra yoluna devam edecek Havai takımı. Ve zorlu bir deplasmana çıkacak. Tabii özellikle geçen sezon kendi ligimizde yine Avrupa liglerinde gördük ki teknik direktör değişikliği yaşayan takımlar bir maçlık da olsa ciddi direnç sağlıyorlar. Bunları yaşadık ve gördük. Dolayısıyla burada Havai'de bir teknik direktör değişikliğiyle bu karşılaşmada ciddi anlamda bir direnç sağlayacaktır. Bu arada kalecilerinin de sakat olduğunu söyleyelim. Zé Carlos'un sakatlığı sürüyor. Ben teknik direktör değişikliğinin mutlaka bir olumlu yansımalarını olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Tabii ki Sao Paulo aşırı favori. 1.30'luk bir oranı var. Ben burada handikaplı sıfır tercihinin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka Havai dirençli oynayacaktır. Bir farklı Sao Paulo galibiyeti bence 3.40'dan denenmeli diye düşünüyorum. Ve Brezilya'dan 3. maçımız Flamengo-Botafogo mücadelesi. 9'ar puan toplamış iki ekip. Son derece dengede oranlar. İşte oranlar da şimdi ekrana yansıdı. Evet. Tahmin açısından da güç bir maç. Yorumu nedir? Tabii şimdi özellikle Flamengo'dan Adriano'nun Roma'ya gitmesiyle Flamengo orada ciddi anlamda bir sıkıntı yaşayacaktır. Bu arada tabii Wagner Love'un da durumu belirsiz olduğu için golcü sorununu aşmak için transferde Monterrey takımından Valbuena'yı transfer ettiler ve ne vereceği de açıkçası soru işareti. Botafogo takımı ise mevcut kadrosunu korudu. Yalnız Uruguay milli takımında oynayan Abreu oyuncusu daha milli takımdan dönmediği için onlar da bu karşılaşmada o oyuncudan mahrum oynayacaklar. Ancak Botafogo rakibini yenebilecek potansiyele sahip bir takım. Hani oran, onun lehine açılmış oran 2.60 gibi bir oran var. Bence riskine girilir 2.60'dan. Ha, ben risk almayayım, daha az bir riskle bu karşılaşmayı geçiştireyim diyen izleyicilerimiz de 2.5 gol üstünü 1.60'dan rahatlıkla işaretleyebilirler. Ve Bursa Spor Stok City mücadelesi Tuncay Şanlı'ya karşı Bursa Spor diyelim. Son derece dengede oranlar var yine. Hem Stok City'ye hem Bursa Spor'a yakın oranlar açılmış. Evet. 3 ihtimalli bir maç gibi görünüyor. Oranlara bakacak olursak sence ne yapar Bursa Spor Stok City karşısında? Tabii şimdi öncelikle Avusturya kampının takımımıza hayırlı olmasını ve herhangi bir sakatlığın bizi üzecek hiçbir olayın yaşanmamasını diliyorum. Tabii Stok City İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden ve ciddi anlamda fizik açıdan oldukça kuvvetli bir takım. Stoke'u bu sezon çok maçını izledik. Gerçekten mücadele eden, dirençli ve fizik kapasitesi oldukça yüksek takım. Tabii bu tarz takımlarla oynamak bizim açımızdan önemli. Çünkü ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmamız ve bu tarz fizik açıdan güçlü takımlarla oynayacak olmamız açısından bu tarz hazırlıkların yapılması ve eğer eksiğimiz varsa bu eksiğimizin de giderilmesi adına önemli bir maç bu karşılaşma. Tabii Stoke City İngiltere Premier Ligi'nde öyle çok büyük vasatı aşmış bir takım değil. Dolayısıyla
Bu karşılaşmada ciddi anlamda bir Bursaspor'umuzun bir galibiyetini de bekleyebiliriz. Çünkü bizde teknik kapasitesi yüksek oyuncular söz konusu. Ve bunlar mutlaka bu karşılaşmada ön plana çıkacaklardır. Ozan gibi, Volkan gibi, Sercan gibi, yeni transferimiz Insua oynarsa Insua gibi, Bataja gibi çok önemli teknik kapasitesi yüksek oyuncular var bizim takımımızda. Dolayısıyla İngiltere Premier Ligi'nin vasat takımlarından olan Stoke City'yi bu karşılaşmada yeneriz diye düşünüyorum. Benim tercihim 1-2.40'dan deneyeceğim ben kendi kuponuma. UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçı Anorthosis Sibenik arasında oynanacak bu maç. 1.55 Anorthosis Kıbrıs'ın kesini. Evet. Temsilcisi kendi sahasında favori görünüyor. Oranlara bakacak olursak. Tabii şimdi özellikle Anorthosis'in son 5 yıldır Avrupa kupalarında ciddi anlamda tecrübeleri söz konusu ve ciddi anlamda da önemli sonuçlara da imza atabilmiş bir takım Anorthosis. Bence bu tecrübeleri, Avrupa tecrübeleri bu karşılaşmadan kendi adına çıkarabilecekleri iyi sonuç almalarına yeter diye düşünüyorum. 1.55'lik orandan da tatminkar oranıyla da Anorthosis evet, tercihi Anorthosis sağlam duruyor. Kendi sahasında bence de sağlam bir takım. Kazanması gerekir. Evet. Ve 623 kodlu mücadeleye geçtik. Porto Trabzonspor. Evet. Hazırlık maçı 1.65 verilmiş Porto'ya, Trabzonspor'a 3.40. Yani neden Trabzonspor hazırlık maçında Porto'yu yenemesin şimdi? Oranlar aslında. Tabii şimdi netice itibariyle değerlendirirken özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka her yıl yer alabilen ve bu alanda önemli bir başarıya sahip bir takımla oynayacak Trabzonspor. Gerçekten önemli bir takım Porto takımı. Ve ciddi anlamda altyapıdan yetiştirdiği yıldızlarla da dünyaya çok önemli futbolcuları dünya futboluna kazandırabilmiş bir ekol Porto. Tabii Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor da böyle bir rakiple karşılaşarak mutlaka eksiklerini giderme adına, eksikleri tespit etme adına onlar açısından da faydalı bir karşılaşma olacak. Ancak tahmin açısından tabii hazırlık maçlarında risk gerçekten zordur risk alması ama Porto'nun kazanması normal sonuç olur diye düşünüyorum 1.65'ten. Öyle mi? Ben de Trabzonspor'un yenilmeme ihtimali üzerine dururum yani maçta. Tabii o da olasılık da aynı. Özellikle hazırlık maçlarının berabere bitme olasılığı da söz konusu ama Porto çok bence normal bir hani görünmeyen bir takım. Porto aslında favori ama. Evet. Bu maçta ben o kadar favori görmüyorum yani. Şampiyonlar Ligi'ne her yıl katılan bir takım Porto. Hani tabii maça bakacaksın eğer hırs yaparsa yani benim tabii ki. İçimden geçen. Hazırlık maçıdır böyle çıkarlar lay lay lom oynarlar o da ayrı bir şey tabii. Tabii ki senin tahminine de saygı duyuyorum Vedat. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın maçına geçiyoruz. Beşiktaş Vikingur'u ağırlayacak. Vikingur'a 2 handikap verilmiş. Evet. 2-0 yani 2-0 yenerse Beşiktaş 0 bitmiş sayılacak maç. Berabere bitmiş sayılacak. Evet. 4 veriyor beraberliğin oranı. Senin yorumun nedir? Tabii şimdi iki handikaplı olması biraz belki yani, risk gibi gözüküyor. Biraz risk gibi gözüküyor. 3 fark yapar mı Beşiktaş? Ya bence yani şimdi Beşiktaş'la rakibi arasında çok ciddi anlamda fark var. Yani gerek ekonomik açıdan gerek oyuncu tabii kalitesi açısından ciddi fark var. Dolayısıyla ben farklı kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın bu karşılaşmayı. İlk maçta bir işi bitirecek diyorsunuz. Tabii bir olur. Yeni teknik direktörlerinin de gözüne girmek için mutlaka birlikte yabancı oyuncular da üstün performans sergilemeye çalışacaklar. Tabii bu maçtaki performansla da neyi değerlendirebilirsiniz? O da ayrı bir konu. Ama 1.40'tan Beşiktaş yine burada tercih edilecek seçenek olarak gözüküyor. Ve 643 kodlu mücadele Shamrock Bine Yehuda mücadelesi UEFA Avrupa Ligi'nde. Benim pek bildiğim, takip ettiğim takımlar değil bunlar tabii ki. Evet. Senin yorumunu alalım. Şimdi Shamrock takımını en azından yakından tanıyoruz. İyi de gidiyorlar. Son dönemde çok iyi başarılı sonuçlar alabilen bir takım. Fakat konuk Yehuda takımı şu anda çok önemli bir teknik direktör tarafından yönetiliyor. İsrail milli takımında 4 yıl görev yapmış. Daha önce de çok önemli kulüplerde görev almış. 65 yaşındaki Kurt Kaştan isimli teknik direktörle Kurt Hoca diyelim zaman. Kurt Hoca ile devam ediyor. Ve adı da Kurt zaten. Son transferleri de bizim de yakından tanıdığımız Balili. Antalyaspor Pini Balili'yi de aldılar. Ve ciddi anlamda da dikkat edilmesi gereken bir takım.
Çoğu yorumlara şöyle göz attım. Shamrock'u çok ağır favori gösteriyorlar. Bu kaçmaz falan diyorlar ama bence çok dikkat edilmesi gereken bu tur ve bundan sonraki turlarda dahi dikkat edilmesi gereken bir takım olarak söyleyebilirim. O zaman Yehuda yenilmez mi diyeceğiz? İki olur benim için. Yenilmez de tabii denenebilir tercih olarak ama ben kazanacağını düşünüyorum Yehuda'nın 1.95'lik oranıyla. Ve son maçımız Brezilya Ligi ile kapatıyoruz programımızı. Fluminense Grêmio Prudente mücadelesi. Fluminense 3. sırada 15 puan toplamış. Yok, Prudente. 647 kodlu maç. Palmeiras Santos son maçımız olması yanlış lazım. Onu istersen bir düzeltelim Vedat'cığım. Olsun, bu maça da bir şey söyleyelim ama şimdi. Fluminense tabii netice itibariyle favori diyelim. Aslında ben o maçı alacaktım. Baktım fakat böyle pek fazla güvenemedim. Güven de mi vermedin? Verilen o zaman uzak durun diyelim bu maçtan. Madem uzak durun diyebiliriz. Bir tüyo da o maç hakkında verelim. Fluminense'den uzak durun. En azından maçtan uzak durun diyelim. 646 evet. Kodlu maç. 647 kodlu maç. Palmeiras, Santos. Birbirine yakın oranlar 2-10 vermiş. Palmeiras'ın galibiyeti, Santos'un galibiyeti ise 2-60. Evet. Tabii şimdi Palmeiras özellikle lige arı verilmeden önce oynadığı son 4 maçtan 2 yenilgi aldı, 2 de beraberlik aldı ve ciddi anlamda bir düşüş yaşadı. Tabii bu 1 aylık verilen aradan faydalanarak Palmeiras takımın başına yine kurt tabir edebileceğimiz bir hocayı getirdi. Tabii ki Scolari'nin bu takıma çok ciddi anlamda olumlu katkılar yapabileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İyi de bir hava getirecektir. Tabii Santos da gerçekten özellikle Brezilya Ligi'nde çok önemli bir takım. Yani gol yollarına gitmede gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamayan bir takım. Bu karşılaşmada Robinho'nun olmayışı onları biraz olumsuz etkileyecektir. Ve özellikle de Scolari'nin gelişiyle Palmeiras bu karşılaşmaya farklı çıkabilir. Ben bir tercihini kullanacağım bu karşılaşmada. 2-10'luk oranıyla bir tercihini başta tutuyorum. Riski azaltmak için daha az riskli tercih isteyenlere de 2.5 gol üstünün 1.55'ten gayet cazip olduğunu düşünüyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz ben o zaman yorumlar için. Umarız yorumların iddia oynamak isteyenlere yardımcı olur. Tabii ki, tabii ki. Herkese bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi özellikle Brezilya Ligi'nde yeni başlıyormuş gibi, ligler yeni başlıyormuş gibi değerlendirsinler. Fırsata çevirsinler, tahminlerimizi değerlendirip fırsata çevirsinler. Netice itibariyle de herkese bol şans diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Bursa Spor TV ekranlarında bir iddia bülteninin daha sonuna geldik. Bir başka yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.